7 aydan sonra çok gezdiğim için ya normal bir vatandaş olarak kendimden bahsetmeyeyim, kendimi ön sahibiyetim etmeyeyim, sevmeyen bir sade bir vatandaşlığı seven bir insanım. Yamalak, hani kurtulan büyük devletler, ülke. Orası çok etkiledi beni. Teşekkür ederim. Ben de. Hani 25 ülke gezdiğinizi söylediniz. O ülkeleri gezerken dil sıkıntısı çektiniz mi ya da orada mı öğrendiniz? Gitmeden önce biliyor muydunuz? Götürüyorlar ve gittiğimiz ülkede kendi şirketlerinden hem oranın dilini bilen hem Türkçe bilen şirketlerinden buluyorlar. İki tane şirketlerimiz, yöneticimiz. Yani şirketin şemsiyesi altında olduğu için kolaylıkla oluyor. İnsan yalnız olunca bir sorun çok. Bir eklemlere yapılan darbeler sonucu mutlaka eklemlerde bir zarar. Yani diyorum ya, tam bir özgür kızım ben. Ama dışarıdan çok tepkiler artık gençler arasında. Şimdi gezgin deyince yurttuk ulici, kirli sakal, kulağı küpeli, arkasında çantası. Öyle bir tip canlanıyor herkesin hafızasında. Ay beni de görünce ay suratları da değişiyor. Bu teyze. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü neden? İnsanın eksik tarafını kendini görmüş oluyorsun. Kendine aynada bakabiliyorsun. Her ülkenin ortak bir lisan, tek bir kelime. Hiç öğrenmek istedim mi? Merhaba gibi, seni seviyorum gibi. Edip yaptıktan sonra o karşı sana iki gittim oluyor zaten. İsim veya bilmiyorum. Ben onu bilmiyorum insan olarak. O benim bilmiyor. Bu sene gittiğim ülkeyle birlikte işte 27 ülke oldu. Ama tepkiler güzelleri çok. Arada bu tabii diyorum ya, kadını eksik etek olarak, yani bir hür olarak görmeyip ve ayıplayan bir kesimler var. Aa, yalnız mı gittin? Aa, nasıl olur? Bunların karşısında bir de dimdik durmak çok güzel bir şey. Kendini ispatlayabilmek. Yani farklılıkları görebilmek. Yani diyorum ya, eleştiri insanı yapıcı oluyor ama tenkit yıkıcı oluyor. Ya İmkanınız olduğunuz sürece kaçırmayın. Bu maddiyat da değil hani. Diyorum ya, ilk gezmem benim kredi kartıyla oldu. Sürprizden. Ondan sonra çevremin çok beni hani tanıyıp diyaloglarım güzel olup bana güvenmesi. Ne hani ben onların tabii yüzdelerinden yararlanarak. Bütçe işi de değil bu. Singapur'u unutamadım. Çok güzel. Çünkü iklim nedeni de çok değişik. Tropikal iklim. Çok değişik meyveler var. O orkide bahçelerine girdin mi? Dünyada değilim diyorsun yani. O kadar güzel şeyler. Ve çok ekonomi yönden güçlü bir ülke. Küçük bir ülke. Ankara veya işte Konya yüz ölçüm kadar bir yer. Çok ama ekonomi yönü çok büyük. Halkına çok güzel hizmet vermiş. Çok değişik. Dubai çok güzel. Yani çok değişik kültürler hani yaşamak çok güzel. Mesela Macaristan Türkleri çok seviyor. Yunanistan Türk düşmanı. Bulsalar, yani eğer yalnız olduğunu görseler boğazını sıkacaklar. O kadar düşmanlar. Hele Osmanlı düşmanı. Yani fotoğrafları kendiniz mi çekiyorsunuz, başkalarına mı çekiyorsunuz? Başkası da çekiyor. Ben de çektiğim oluyor tabii. Hobi miydi? Nasıl başladı bu fotoğraf merak ediyorum. Ya bir torunlar, anneanne, babaanne bir hatıra çek falan dedikçe ben işte öyle çocuklar soruyor gibicesine. Sonra baktım, ay güzel bir şey. İnsana hem tatmin ediyor, hatırası kalıyor, anıları kalıyor, insana bir arkadaşlık yapıyor. Güzel bir şey. Aa, devam Ayşe. Bayağı bir doldurduk. İki albüm doldu. Güzel, değişik ülkeler.